İkinci modül öğreti etkinliğine hoş geldiniz Sabancı. Hoş bulduk, merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Hangi şehirden geliyorsunuz? Semra Doğan, Kocaeli Gölcük'ten katılıyorum. Mesleğiniz? Ev hanımıydım, artık bir yön yaşayla uğraşıyorum. Evet, birinci modülden ikinci modüle kadar hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu, neler değişti? İlk modülü aldığımda 3 yıl yaklaştı. Bu 3 yıl içerisinde bel fıtığı ağrılarım gitti. Sigarayı bıraktım. Psikolojik olarak rahatladım. Evet, kısaca siz bize anlatmışsınız, onu anlatabilir evet. misiniz bize? Kedi korkum vardı, onu yendim. Daha doğrusu kuş bile sevemiyordum. 40 yıl hayvanları nasıl sevmediğime çok üzüldüm. Şu an evimde 2 tane kedi besliyorum. Hayatım gerçekten çok çok değişti. Bunun için Belgin Hocama çok çok teşekkür ediyorum. İlk değişimi nerede hissettiniz? Neler oldu? İlk değişimim bir taşla başladı. Taşları aldım. İnanmadan aldım. Denize düşen yılana sarılır misali. İlk bel fıtığı ameliyatı olduğum için bir daha olmamak için araştırdım. Ve sonrasında taşlarımı aldıktan 3 gün sonra değişimi fark ettim. Bütün ağrılarım gitti. Bel fıtığım, ayaklarım. Yani nazara çok gelen bir insandım. Şunu söyleyeyim, 3 yıldır migren ağrım vardı. Migrenim de geçti bu arada. Migrenim geçti, bel fıtığım geçti. Yani buna benzer neler. Rahatsızlık haricinde manevi olarak neler değişti? Kendimi buldum. Kendi özümü buldum diyebilirim. Evet. Semra'yı buldum daha doğrusu. Yeniden bir Semra. Ha, yeniden doğdum evet. diyebilirim. Bunun haricinde uygulamalar yaptınız mı? Birinci modül öğreti etkinliği aldıktan sonra. Yaptım. Dönüşler oldu mu size? Ne gibi dönüşler oldu? Önce ilk çocuklarımla başladım zaten. Kendimle birlikte. Onlarla ilk yakınlarımdan hiç inanmayanlar oldu. Ben kalbimin sesini dinledim. Kalbimin inandığı yolda gittim. Ve yakın çevreme de dokunuşlar yaptım. Arkadaşlarım olsun. Sonra danışanlarım olmaya başladı. Ve güzel dönüşler aldım. Rahim kisti eridi. Ondan sonra bir bebeğin vajinal bölgesinde kitle vardı, o eridi. Bir beyefendinin beyninde tümör vardı, o eridi, bitti. Buna benzer benim gibi bel fıtığından çok rahatsız olanlar vardı. Adet düzensizliği olanlar vardı, onlar şifalandı. Korkusu olan benim gibi onlar vardı. Kekeme olan bir kızımız vardı 7 yaşında, o iyileşti. Sonra böyle varlık tarzı korkunç şeyler gözünü kapattığında gören bir arkadaş vardı. Ruhsal olarak şeydi, o da düzeldi. Allah'a şükürler güzel olsun. Güzel dönüşümler aldınız. Çok çok güzel dönüşümler aldım. Böyle bu şekilde de devam edersem ilk fırsatta bütüne katkı olabilmek için, çünkü bilmeyen çok kişi var, şifalanmaları için bütüne katkı olmak için yer bile açmayı düşünüyorum açıkçası. Bunun için neler mümkün? Bunun için neler mümkün, aynen. Evet, şimdi ikinci modül öğreti etkinliğindesiniz. Evet. Zihin okuma. Evet. Yani ikinci modülü dolu dolu yaşadınız mı? Neler hissettiniz uygulama yaparken, uygulama yapılırken? Pratik bir şekilde her şeyi hissettik. Beyin okumayı aldık, çıkardık, okuduk, inceledik. Güzel sonuçlar aldım, hissettim. Duygulu anlar yine yaşadım. Aynen, zaten atamadığım için hala daha devam ediyorum. Zihin okuma, beyninizi aldığınızda mesela o duyguları birebir yaşadım. Yaşadınız mı? Yaşadım. Nasıl yaşamam? Yani o anı yaşadım. O sahneler gözümün önünde canlandı. Çok çok yani anlatılmaz yaşanır dedikleri bugün aynı. Birinci modüldeki gibi ama birinci modülden sonra bu üstüne çok güzel oldu. Ne gibi değişiklikler geldi size yani ikinci modülde? Puzzle'lar daha oturdu. Daha fazla böyle tık 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 yerleşti. Aynen. Evet, tekrardan bir biliyorsunuz bir danışan arkadaşımıza yatakta biyoenerji yapıldı hani taşlı. Onlarda orada siz de vardınız. Neler hissettiniz? Orada da hissettim. Bölgelerde özellikle elimizle çalışırken zaten enerji akışını sürekli hissediyoruz. Orada da duygulanlar yaşadık.
yani onun yaşadığı duyguyu biz de orada yaşadık diyebilirim. Yani şu an hala da akmak için bekliyorlar. Hazır bekliyorlar diyorsunuz. Evet. Belgin Hanım deyince aklınıza gelen şey nedir? Şifa, abla, kardeş, arkadaş, her şey diyebilirim o konuda. Teşekkür ederiz tekrardan. Mucize diyebilirim. Hayatımın mucizesi. Daha doğrusu ben Belgin Hocam için hep şunu söylüyorum. İlk başladığımda enerjiyi hiç bilmeden gelmiştim ilk modüle. Enerjiyi bana tattıran kadın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ondan sonra da o akışta kendinizi buldunuz. Kendimi tamamen buldum yani. Teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim.